Merhaba arkadaşlar. Yeni bir trigger senaryosuyla karşılaştık. Şöyle bir senaryomuz var. Diyor ki eğer bir opportunity'nin stage name'i, burada status diyor ama normalde stage name diye geçiyor. Stage name'i eğer close one ya da close lost olmuşsa ondan sonra artık değişmesin diyor. Yani bunu değiştirmek isteyen kullanıcılar varsa onlara izin verilmesin diyor. Artık close one olmuş, close lost olmuş. Neden değişiyor manasında değişmesine gerek yok. Çünkü en son stage'ine gelmiş. En son stage'de gelmiş, bitmiş yani. O opportunity ile alakalı yapılacak başka bir işlem kalmadı. O yüzden kullanıcıların onu tekrar değiştirmesi. Yani close one'u close lost yapmasınlar. Ya da onu qualification yapmasınlar. Tekrar değişmesini engelleyen bir trigger yapmamız gerekiyor. O yüzden şöyle yapalım arkadaşlar. Öncelikle opportunity'mize bakalım. Bir opportunity'yi açalım. Şöyle bir opportunity var. Bunun stage'i close one. Şu anda close one olduğu için ben bunu qualification yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi değiştirdim ben onu. Şöyle prospecting mesela. Bunu değiştirebiliyor zaten. Ama close one olduğu zaman şunu biz mesela none yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Belki bir validation rule vardır ama biz bunu close one'dan prospecting'e değiştirebiliyoruz. Bunu yapamamamız lazım. Öyle bir trigger yapalım ki close one ya da close lost ise bunun değişmesi mümkün olmasın. Kullanıcıları engelleyeceğiz. O yüzden bir trigger oluşturmamız gerekiyor öncelikle. Developer Console'a gidelim. Yeni bir trigger oluşturalım. Trigger'ımızın adı Opportunity Trigger olsun arkadaşlar. Daha sonra biz Opportunity objektini seçmemiz gerekiyor. Opportunity objektini seçiyorum. Submit diyorum. Şimdi biz ne zaman yapmak istiyoruz? Bu trigger'ın ne zaman çalışmasını istiyoruz? Before update diyoruz değil mi arkadaşlar? Before update yapınca update yapmadan önce eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalıyorsak yani bir kullanıcı close one ya da close lost olmuş bir opportunity değiştirmek istiyorsa hata vermesi gerekiyor. Benim burada arkadaşlar iki tane for each loop'a ihtiyacım var. Çünkü hem trigger.new'ü hem de trigger.old'u kullanmam lazım. Çünkü trigger.new en son hali eğer değiştirmişse şöyle diyelim. Biz herhangi bir close one ya da close lost olmuş bir tane şey alalım. Şunu close one şu anda bunu değiştirmek istiyorum diyelim. Şimdi şu anda trigger.old'dan bahsediyoruz. Trigger.old'daki stage'in değeri close one. Ben bunu qualification yaptığım zaman bu trigger.new'ün yeni değeri oluyor. Trigger.old'daki değeri close one iken trigger.new'ün değeri qualification olduğu için hata vermesi gerekiyor. Ben bunu karşılaştırmam için hem trigger.old için hem de trigger.new için for each loop yapmam gerekiyor. O yüzden ben geliyorum. For each loop diyorum. For each loop yapacağız. Opportunity diyelim. Buna opb new diyelim. In trigger new diyoruz. Trigger.new diyoruz. Trigger.new için bu bir liste biliyorsunuz arkadaşlar. Liste olduğu için for each loop yapabiliyorsunuz. Ama içinde tek eleman olan bir liste bu. Ama bir liste. Sonuçta liste. Yani liste olması değişmiyor. Trigger.new'un for each loop'unu burada başla diyorum. Ve içinde tekrar bir for each loop yapıyorum. Onu da trigger.old için yapacağım arkadaşlar. Opportunity opb old diyorum ona. Bu trigger.old'un içindeki bütün rekortları tek rekort olduğunu biliyorum. Ama yine de liste olduğu için birden fazla olma ihtimali var mı? Olabilir. O yüzden biz trigger.old diyoruz. Ona da bir for each loop yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar benim burada birinci şartım şu. Eğer trigger.new'deki değeri değil. Trigger.old'daki değeri close one ya da close lost ise devam edelim. Yoksa devam etmeyelim. Diğerleri için bir problem yok değil mi arkadaşlar? O yüzden ben if diyorum. Bir condition oluşturmak istiyorum. Diyorum ki eğer trigger.new ne burada? Trigger.new'in içindeki opb new'ler. Peki trigger.old ne? opb old. Bunlar da bizim trigger.old'un içindeki opportunity'ler şunlar. Ben opb old'un stage name'ine bakacağım arkadaşlar. Eğer stage name'i eşittir close one ise
Bir. Birinci şartım bu. Ya da. Ya da diyoruz. Bizim OPB old'un, yani eski değerinden bahsediyoruz. Stage name'i close lost ise şu şekilde. O zaman biz devam edelim. Yani hatamızı o zaman verelim. Yani eğer qualification ise zaten bir problem yok. Onun değişmesinde bir problem yok. Sakınca yok. Ama clause 1 ile clause lost olduğu zaman, ikisinden biri olduğu zaman, o yüzden or dedim. Ya clause 1 ya da clause lost ise biz hata verelim. Ama yine de bir şartım var. Clause 1, clause lost ise ben stage name'in değişmesini istemiyorum, değil mi arkadaşlar? Stage name'in değişmesini istemiyorum ama trigger nokta old. Peki ya değişmemişse? Çünkü şu anda bu şekilde yaparsanız clause 1 olduğu zaman hata verecek. Ama biz diğer şeyleri değiştirmek istiyoruz. Diyoruz ki biz amount'u değiştirebilelim. Farklı şeyleri değiştirebilirim. Siz onu şu anda şu şekilde kaydetseniz, diyelim ki işte ne yapalım? OPB new diyelim. New diyorum. OPB new, yani yeni değerinin hangisi? Stage name'ine hata koyalım. Hata mesajı koyalım buraya. Ben add error diyorum. Bir error mesajı koyuyorum. Diyorum ki işte you cannot update diyorum. Şu şekilde size göstermek için yapıyorum. Yoksa bu şekilde yapmayacağız. You cannot update this stage name diyelim. Stage name diye bir hata mesajı veriyorum ve bunu kaydediyorum. Problem var mı ona bakalım önce. Problemimiz yok. Şimdi ben buraya geldim. Diyelim ki close one olmuş bir şeyi açtım. Close one şu anda görüyorsunuz. Ben bunu prospecting'e değiştirmek istiyorum. Bize hata veriyor, değiştiremesin diyor. Peki şöyle yapalım. Bunu bırakalım, cancel dedik. Prospecting. Biz bunu qualification yapmak istiyoruz. Yapıyor mu? Yapıyor. Problem yok. Ama ben bunu istemiyorum sadece. Ta clause 1 iken, şu anda clause 1. Ben bunun diyelim ki şeyini değiştirmek istiyorum. Edit diyorum. Close 1 olduğunu görüyorum. Ona dokunmuyorum. Tamam, problem yok. Peki amount'u değiştirebiliyor muyum? 90 mı yapmak istiyorum? Save diyorum. Yine hata veriyor. Neden hata veriyor arkadaşlar? Çünkü biz diyoruz ki eğer close 1 ise ya da close loss ise hata ver. Hayır, bu bize yeterli değil. İkinci bir şartım var benim. İkinci şartım şu. Şimdi karşılaşacağız. Close 1 ise 1. Şimdi ikinci şartımız şu. Bu değerler değişmiş mi? Bu değerler değişmiş mi? Ona bakacağız. Şimdi close one tamam. Orada problem yok. Close lost. İkinci şartım şu arkadaşlar. Karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Trigger.new içindeki close one ya da close lost neyse, trigger.old, yanlış söyledim. Trigger.old'un içindeki stage name değişmiş mi, değişmemiş mi? Ona bakmamız lazım. O yüzden şöyle diyorum arkadaşlar. OPB old nokta stage name eğer OPB nokta stage name eşit değilse OPB new OPB new'ün stage name'ine. Yani bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Stage name değişmemiş. Bunu değişmiş yapacağız. Eğer evet değişmişse, eğer birbirine eşit değilse demek ki bunlar değişmiş. Hani close one tamam, close lost tamam. Close one olunca değişmiş mi değişmemiş mi ona bakacağız. Eğer değişmişse o zaman diyeceğiz ki hata ver. Hata ver diyeceğiz çünkü değişmiş. Stage name'ler değişmiş. Close one iken değişmiş. Close lost iken değişmiş. O yüzden hata verecek. Şimdi biz hata mesajına bakalım çalışıyor mu? Şimdi yapalım. Bunu kapatıyorum. Close 1'a geldik. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Prospecting yaptık. Değişti mi? Değişmedi. Güzel. Değişmemesi lazım. Peki olmayanı değiştirelim. Şunu biz qualification yaptık. Değişti mi? Değişti. Burada da problem yok. Peki ben close 1 olan bir şeyi edit yapabiliyor muyum? Tamam. Close 1'a dokunmak istemiyorum. Bunu değiştirmek istemiyorum. Değiştirmemem lazım zaten. Ama biz amount'u değiştirebiliyor muyuz? Bakalım ona. Save diyorum. Değişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi amount değişiyor. Ama siz herhangi bir clause 1'u
Qualification'a değiştirmek istediğin zaman bunu değiştirmiyor. Tekrar ediyorum. Clause 1, bu clause loss için de öyle. İsterseniz şu prospectinin bir tanesini clause loss yapalım. Clause loss yapıyorum. Edit diyorum, değişiyor. Şimdi ben bunu clause loss iken clause loss'u değiştiremiyorum. Değiştirmemem lazım. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Bana hata veriyor. Tamam. Peki clause loss iken hata veriyor mu? Hata vermiyor. Şimdi close lost nerede o? Bulalım onu. Close lost burada. Ben bunu açıyorum. Close lost'u değiştiremiyorum. Buna baktık. Peki amount değiştirebiliyor muyum? Ona bakalım. Yani diğer field'leri değiştirebilmem lazım benim. Gördüğünüz gibi bir sürü field'i değiştiriyorum ama close one'a dokunmuyorum. Close lost'a dokunmuyorum. Stage'e dokunmuyorum arkadaşlar. Stage'e dokunmuyorum. Save diyorum. Değişiyor arkadaşlar. Evet, bizden istenen bu arkadaşlar. Bizden tam olarak istenen bu.